Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüne geldik. Pınarbaşı köyü, Zeytinli köyü ve Mehmet Alan köylerinin üst tarafında yer alıyor. Bu Güre'deki Pınarbaşı piknik alanıyla karıştırmayın. Burası 2012 Büyükşehir Yasası'yla birlikte köy iken mahalle statüsüne kavuşturulmuştur. Şu anda da Pınarbaşı köyü girişindeyiz. Pınarbaşı köyüne ulaşmak gerçekten çok rahat. Zeytinli ve Mehmet Alan köylerinin hemen üst kısmında yer alıyor. Zeytinli'den 3 kilometre, Mehmet Alan köyünün hemen üst tarafında Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunuyor bu köy. Pınarbaşı köyünün diğer bilgilerine geçmeden önce destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Kaz Dağları eteklerinde kurulan Pınarbaşı köyü mükemmel bir körfez manzarasına sahip. Hemen hemen her evin balkonundan, camından körfez manzarası gözüküyor. Gerçekten mükemmel bir konumda. Körfez tam ayaklarınızın altında. Şimdi Pınarbaşı köyünü gezelim hep birlikte. Bakalım Pınarbaşı köyü nasıl bir yermiş? Buradaki halkla röportaj yapalım. Bu köyle ilgili genel bilgiler almaya çalışalım. Köyün içine doğru ilerliyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Gaziantep'liyim ben. 9 senedir buradayım. Buraya yerleştim. Buranın havasıyla suyuna bizim hanım biraz rahatsızdı. Havası suyu gayet güzel geldi. Burada düzeldi. Onun için burada kaldık. Çocuklarım falan, torunlarım falan hepsi Gaziantep'te şu anda. Bu yapıyı siz mi yaptınız yoksa? Yok. Bu sonradan aldım. Evinizi. Yani. Yani hazır aldınız. Hı-hı, anladım. Aldım. TRT vericilerden emekliyim. 32 yıl 6 ay çalıştım. Memleket devlete hizmet ettim. Ondan sonra yaşım itibariyle emekli ayrıldık. Ondan sonra buraya geldik işte. Sizi de tanıyalım abla. Ben eşiyim. İsim? Nermin Avcı ismim. Evet. İşte rahatsızlıktan dolayı geldik buraya. Ne rahatsızlığınız vardı? Ben geçmiş olsun. Bende ulceratif kolit vardı. Evet. Yani çok bayağı rahatsızdım. İşte buranın havası çok iyi gelince. O Kaz Dağları'nın oksijeni değil mi? Kaz Dağları'nda evet. Kaldık işte burada. Hı-hı. Şimdi nasılsın? Şimdi çok iyiyim. Ha, çok geçmiş iyiyim, olsun. Öyle işte. Bu çok hastalık şeyler geliyor. Bu hasta vatandaşlar geliyor İstanbul'dan, şuradan, buradan. Hı-hı. Burada en fazla nefes darlığı için gelen oluyor. Evet. Astım hastalığı için. Diğer çok gelen var. Değişik hastalıklardan geliyor. Şifa bulup gidiyorlar yani çoğu. Çoğu şifa buluyor yani. Bu köydekiler genelde ne işle uğraşıyorlar köydekiler acaba? Bilginiz genellikle zeytin işleri. Burada zeytin bahçeleri var. Başka da bir şey ormanında çalışıyorlar. Orman işlerinde işletmesinde. Şimdi köye de geldik. Siz dediniz ki köyde kimse yok. Genelde mantar toplamaya gitmişlerdir diye. Evet şu anda sakin biraz. Ramazan dolayısıyla sakin. İşte bir köylünün sakinleri çok ormana gitti şu anda. Ormanda mantar topluyorlar. İyi, çok teşekkür ederiz. Rica bize ederim. De kapınızı açtınız. Rica ederim. Böyle dışarıdan da bir evinizi gösterelim. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi evinin bahçesindeyiz arkadaşlar. Evini göstereyim böyle. Çok güzel bir ahşap ev. Hazır satın almış. Şöyle arkasında da bahçesi var. Şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Fazlı abinin bahçesindeyiz. Bahçesinde patlıcan, biber, domates ekmiş. Merhaba teyze. Merhaba oğlum. Ne iş yapıyorsun burada? Ne? İşte buraya ekeceğiz. Yazıyorsun toprağını. Fasulye böreceğiz, domata, biber, patlıcan dikeceksin. Teyze burada ne işle uğraşıyorsunuz? Biz kışın oğlum zeytinle uğraşıyoruz. Zeytin toplarız. Kendi tarlalarımızı toplarız. Tımar ederiz, imar ederiz. Dibine gübre açarız, işte başını açarız. Ondan sonra getiririz evimize, sattığımızı satarız, satamadığımızı kendi idaremizi koruruz, yeriz. İşte yazın da buralarda işte incir satarız gelenlere. Zeytin, yağ satarız. Kaç yaşındasın teyze? 80.
80 yaşında. Sen yemeklerden bahsediyordun. Neler vardı? Düğün yemeklerimiz mi? Heh, düğün yemekleri. Keşkek olur, pilav olur, nohut olur, fasulye olur, taze fasulye olur, patates yemeği olur. İşte bir mantı olur, bunlar olur. Hayır hayırlarda neler dağıtıyorlar desin? Hayırda da aynı olur. Aynısı değil mi? Ha. Hayırda da aynısı olur oğlum. Hayırlarda olur. Kaç çocuğun var teyze? İki oğlum, iki kızım var. Burada yanında kimse var mı? Benim yanımda bir oğlum var. Amca vefat mı etti? O 20 sene oldu. 20 sene. Sizler Allah rahmet eylesin. Oğlumun evi burası. Senin evin de bu... Benim evim çay bahçesi var ya. Evet. Onun üst yanında, fırının yanında. Çok güzel toprak varmış. Toprakta sen dedin patlıcan ekeceğim. Ha, burada börülce fasulye ekeriz, bamya ekeriz, domates, biber, patlıcan. Hurman ne kırık yiyor? Bıktık organik kırık yeriz. Evet, ne güzel. Ya. Vallahi en güzel teyze. İşte suyumuz da bak sarı kızdan geldi. Suyumuz çok güzel. 80 yaşındasın. Bak bahçede çalışıyorsun. Allah'a çok şükür. Maşallah, ne güzel. Allah'ıma çok şükür. Ben eskiden bizim davarlarımız çoktu. Geçimiz, şunumuz, bunumuz, boyunumuz, geçimiz çoktu. Dağlarda durdum. Benim çocukluğum dağlarda geçti. Yörüksünüz. Ha. Hep dağlarda zaten o kültür... Bu dağlarda kulübe kurardık. Konar göçer bir şekilde. Çadır kurardık. Keçi mi bakıyorlardı daha çok? Keçilerimiz vardı. Yayılırdı onlar da. Yayardık. Çocuklarımız yayardı. Çoban tutardık ardına. Biz peynir, süt yapardık yani. Sabahla çorbamız süt, akşam çorbamız süt. İçiyoruz böyle yoğurt, peynir, istediğin iyi. Canımız böyle et istedi mi oğlan ingovaylısını keserdik. Izgara yapardık böyle. Şimdi yapan var mı teyze? Hanım Allah. Şimdi hiç hayvancılık? İşte herkesin birer ikişer geçeceği var yoğurtlama. Yoğurt çalıyorlar, yiyorlar işte. Ha, öyle ev için ama eskisi hani gibi... Hani dağları Milli Park yaptılar, sokuyorlar mı? Milli Park'tan dolayı yörükleri de koymuyorlar yok içine. Yok canım, bak peynir arıyorlar. E peynir nereden olsun mal olmayınca? Doğru. İşte geçemiyoruz. Bak şuraya yaylamız var. Onlara kadar bari biz şöyle izin verseler de. Geçici olanlar onlara çıksa. Evet. Geçi üretse, kulübe kursa, yatsa. Öyle olsa iyi olur. Dağlarımızın çamları birbirinin üstüne yıkılmış. Böyle matta yok, bir şey yok. Yıkılmış her yaka. Özgür yıkmış dağlarımız. Bakım yok mu? Yok. Geçirmiyorlar ki. Kesinlikle. Peki eskiden yörükler yani yine bu ormanı koruyorlardı ama değil mi? Hani? Biz dağlarda durduk. Hiçbir tarafı yakmadık. Tabii bu doğayı siz korudunuz. Ya onlar da bir şey olsa hemen haber ederdik. Ya hemen şimdi bak yangın kuleleri var. Orada bile kimse yok. Allah'lık duruyor dağlar. Öyle işte oğlum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık teyzeciğim. Sağ ol oğlum. Allah'a kolay razı gelsin sana da. Sağ ol bakalım. Sarı kızın suyu geliyor gazdanın. Bak şuraya gidin. Aha. Onun dibine aşağı su akıyor. Bak ne güzel. Gidin bir için. Sarı kızın suyu geliyor oraya aşağı. Burada köyün içme suyu var arkadaşlar. Fazla suyu da buradan dışarı çıkıyor. Çok güzel bir su. Tam Milli Park'ın girişindeyiz. Arin sana su getirdim. Buyurunuz. Doya doya içebilirsin Arin'cim. Bu köpürtüyor. Bu zeytinlik alanlar köylülere ait. Şu çamların başladığı noktadan itibaren Kaz Dağları Milli Parkı'nın başladığı nokta biraz daha ileride giriş noktası varmış. Arıları göstermek istiyorum. Arıcılık da yapılıyor bu köyde. Niye arıları çekiyorum burada? Şehirlerden köylere göç etmek isteyenler için arıcılık yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel yaptığınızda, bu işi kaliteli yaptığınızda size gelir sağlayacak. Tamam, geliyorum. Dediğim gibi yani köylere taşınmak için illa bir maaşınızın yani bir maaşınızın bir sigortanızın olmasına gerek yok. Burada arıcılık yaparak, tarımla uğraşarak da kendi sigortanızı da yatırabilirsiniz. Gerçekten kaliteli bal ürettiğiniz takdirde aynı zamanda arıcılıkta sadece bal üretimi değil de aynı zamanda propolis, polen üretimi de son dönemde özellikle çok yaygınlaştı. Yani propolis doğal antibiyotik olarak geçiyor biliyorsunuz. Siz de kendi köyünüzde taşınacağınız kırsal alanlarda böyle arıcılık yapabilirsiniz. Şimdi Arin'in
Yanına doğru ilerleyeyim arkadaşlar. Bakayım kaplumbağa bulmuş. Geliyorum, geliyorum. Recep abi, burada arıcılık yapıyorsunuz zannedersem. Evet, evet. Organik bal üretimi var. 5 kovanla kendimize kadar başladık. Dışarıdan talepler olunca akrabalar, dostlar, kovanları çoğalttık. Yani takriben 60 kovan var, bir de katları var onların. Peki polen, propolis üretiyor musunuz? Propolis'e biz ücret almıyoruz. Hasta olanlara ücretsiz veriyoruz. Ücretsiz veriyorsunuz köyde. Ha, saf propolis, yani hiçbir katkısı yok. Alkolle inceltilmemiş. Polen zaten isteyenlere veriyoruz onu da. Kavanoz içinde 20 lira. Burada en büyük şansımız bizim soğuk olmaması. Soğuk olmadığı için arılar burada kışlatma gereği duymuyor. Sürekli yani flora bitkileri var. Ona göre bal alıyor. Yani Kasım, Aralık, Ocak aylarında bile arılar çalışabiliyor. Bu Kaz Dağları'nın tabii rüzgarı engelleyen bir yapısı da var. Tabii Poyraz görmüyor mesela burası. Kar da düşmez pek buraya. Mesela biz Burhaniye tarafına gittik. Orada acayip bir rüzgar vardı. Tabii. Şurada bir vadi var mesela. Bu vadiden Poyraz gelir. Yalar geçer. Burada kar olmaz. Karşı tarafta kar olur. Yani kristalize. O çiçek balı olur. Ama çam balı kolay kolay donmaz. Kestane balı donmaz. Bir de buranın meşhur bir balı vardı. Karabal. Kaz Dağları'na ait bir karabal. Meşe balı oluyor. Senede bir kere alıyoruz işte. Fazla almıyoruz ama az tüketiyoruz. Balların fiyatı 40 liradır. Yani Mercedes'siz de gelse 40 lira, fakir de gelse 40 lira. Bize tamam. Fiyat insanlar gelen insanlar seni bu Pınarbaşı köyünde bulabilirler değil mi abi? Tabii her zaman ben burada yerleşim alanında, evim burası zaten. 20 seneden beri, 22 senedir burada oturuyoruz. Burada Temmuz'da bir çiçek salımı yapıyoruz. Ağustos'un 15'inde, 20'sinde de çam başlar. Çam başlamadan biz çiçeği alıyoruz. Ama genellikle de dikkat ederiz. Çiçekte bile sırlanması gerekiyor yani. Peki genç arkadaşlara böyle bu işi yapmak isteyen insanlara öneriniz var mı? Şöyle bir yani şey. Yani yapılabilecek bir iş mi? Tabii ki. Yani Türkiye'miz açısından yapılması gereken bir iş. Neden derseniz arılar, biliyorsunuz biz yaşamımızı arılara borçluyuz. Yani ne kadar arıcı şu olursa bizim Türkiye için o kadar iyidir. Çünkü polen diye bir şey var yani. Arılar dönlemez. Mesela bende bir meyve çok güzel olur. Hiç ilaç kullanmayayım. Var onları bir döllemeye başladım. Ben de İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan. Evet. Kaç yıl önce geldiniz? Aşağı yukarı 96'da. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi köyün üst kısımlarındayız. Buradan gördüğünüz gibi körfez manzarası ayaklarınızın altında. Tüm Edremit körfezini görebiliyorsunuz. Hemen hemen dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, her evin penceresinden, balkonundan körfez manzarası gözüküyor. Yoldan ilerliyoruz. Köyün her tarafını gezmeye çalışıyoruz genelde. Yalnız da son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra, ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız. Merhaba teyze. Merhaba. Bu köylüsünüz. Bu köylüyüm. Esat Ortova'dan gelmeyin. Kaç yıl oldu? 54 sene oldu. Çocuğum. Köyde sağlık ocağı, okul falan var mı? Sağlık ocağı köyde var, Zeytin'de. Oraya gidiyorsun, şeker var bende. Peki, buradaki geçim kaynağınız nedir teyzeciğim? Yaşlıydı alan oğlanım. Adamımla aylık yorduk aydan ya. Dolaylı alıyordum. Aha. 750 lira. Evet. Şimdi yaşlıydı alan oğlanım. Adamı satış aydan aya fakir aylığı alıyordum. Zeytincilik falan var mı? Zeytin yiyecek kadar yağlık var oğlanım. İyi, çok sağ ol teyzeciğim. Teşekkür ederiz. Yaklaşık bir senedir burada yaşıyorum. 5 kişilik bir aileyiz burada. İstanbul'da yaşıyorduk daha önce. Oranın keşmekeşinden bu tarafa kaçalım dedik. Siz de şehirden göçenlerdensiniz. Aynen öyle. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu, evet. Buraya geleli bir yıl oldu. Körfez'e geleli 2-2,5 yıl falan oldu. Peki daha önce Körfez'de Edremit'e mi geldiniz? Altınkuma, evet Akça. Altınkuma. Akça. Peki neden köye yerleşme kararı aldınız? Ya benim biraz rahatsızlıklarım var. Onlara hem iyi gelir diye düşündük. Bir de aşağının karmaşası. Yani bizim ilk geldiğimiz sene en azından kışları çok rahattık. Şimdi inanılmaz kalabalık oluyor artık. Kış, yaz, kış. Evet. O yüzden
Dedik ki biraz daha köye kaçalım. Daha sakin. Çok daha sakin. Hiç koronavirüs virüs evet. vakası 2 senedir zaten görmedim. Köyler daha az etkilendi bu virüsten. Tartışılır. Tartışılır. Yani tartışılır. Tabii ki. Hemen yan tarafımızda Orta Oba köyü var. Orası biraz büyük bir köydür. Orada çok oldu. Bu köy hiç yok. Hiç yok. Hiç olmadı. Olmadı. Hmm. Çok iyiymiş. Köyde kaç hane var? 55-60 hane falan var. 55-60 hane. Yerlisi pek herhalde kalmamış. Orada var, bir teyzeyle. Var. Var. Var mı? Var. Yani bu gördüğünüz ağırlık gene şeyde. Yerlilerinde. Dışarıdan gelenler genelde hangi illerden geliyorlar, bir bilginiz var mı? Vallahi Antep var, İstanbul var, İzmir var bir iki arkadaşımız. Ama ağırlıkta hani bu büyük şehirler. Bursa büyük şehirlerden gelenler var. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz. Burada aynı zamanda birkaç yerde göze çarpan satılık ev ve arsa. Arsalar da var ama fiyatlarını öğrenmedik. Siz gelip kendiniz yerinde öğrenirseniz sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Biraz aşağı tarafta şu an gözükmüyor. Mehmet Alan köyü var. Altta yine Zeytinli köyünü görüyorsunuz ve Edremit Körfezi. Arın kuzulara baksana. Hoş bulduk. Ne işle uğraşıyorsunuz abi burada? Şu anda konaklama işte, kafe, restoran, masa, mangal. Bu Pınarbaşı köyünün girişinde. İş yerinizin ismi? İdabay piknik alanı. İdabay piknik alanı. Konaklama. Bungalov evler var. Aynen. Peki buraya gelip konaklamak isteyenler için böyle biraz bilgi verebilir misiniz bungalov evlerle ilgili? Ya da çadır kuruluyor mu? Kuruluyor, çadır da kuruluyor. Evet. Mesela bungalov evler fiyatları nedir? Yeme içme konusunda bunlarla ilgili biraz bilgi verirseniz. Kahvaltı içinde diğer şeyler et türümüz, gözleme türümüz. Mangal verebiliyoruz. Masa mangal. Günlüğü ne kadardır ücreti? 300 lira kahvaltı dahil. Kahvaltı dahil 300 lira. Peki yemek var mı? Yemek et türümüz var. Köfte, yani sucuk işte. Onlar da ekstraya giriyor. Ekstraya giriyor, anladım. Kaç tane bungalov eviniz var 6 burada? 6 tane. 6 tane var. Evet. Geldiğinizde Pınarbaşı köyünün tam girişinde yer alıyor bu yer. Gelip hani Kaz Dağları eteklerinde konaklayıp buralarda doğayla iç içe kalabilirsiniz. Serpme kahvaltı veriyoruz. Tereyağı, yumurta. Buranın kendi ürünleri mi, köy ürünleri mi? %90 aynı. Öyle. %90'ı köy ürünleri. %90'ı köy yumurtamızdan, şeyimizden, reçelimiz, salçamız, peynirimiz. Örnek bir tane bungalov evin için çekebilir tabii. Miyiz? Şöyle yine masalar var, oturma yerleri. Bir tane bungalov evi. Şöyle örnek bir tane gösterelim arkadaşlara. Hem çift kişilik yatak, bir de tek kişilik bir yatak bulunuyor. Bir tanesi var, 3 kişilik. Burada tuvalet, banyosu ve şöyle bir balkonu var. Balkondan gözüken manzara. Otelde ya da pansiyonda tatilini geçirmek istemeyenler için alternatif bu tatil yerlerinde ara ara sizlere göstermeye çalışacağız. Onu da mı gösterelim abi? Tamam. Bir tane de şöyle bir alan var. Yine çift kişilik bir yatak ve tek kişilik bir yatak var. Balkonu da var. 2 tane böyle 3 kişilik yani. 3 kişilik yer şey evet. Diye. Kamp alanı var, restoran kısmı var. Ve böyle oturabileceğiniz güzel bir yer. Pınarbaşı köyünden ayrılma vaktimiz geldi. Bir sonraki videomuzu nerede çekmemizi istiyorsanız yorumlar kısmından belirtmeniz yeterlidir. Umarım video hoşunuza gitmiştir.
destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.